Hoş geldin Sibel. Nasılsın? Teşekkür İyiyim. Teşekkür ederim. Destek görüyor musun sosyal medyada? Yani programa çıktıktan sonra, sesini duyurduktan sonra... E, ...evliliğin boyunca yaşamış olduğum bu psikolojik şiddetli e, şiddeti herkese anlattıktan sonra... Desteğin mi çok o inananın mı çok olduğu, destekçin mi çok oldu yoksa tam tersi bir tepki mi aldı? Destek çok var Esra Hanım. Bir de hani küçük bir kısım ahlaksızlar var sürekli video istiyorlar. Hmm. <laughs> hani e, bir, bir hani açıklama istiyorlar mesela o morluklar konusunda ben senin yerinde olsam senden bu videoyu yazılı olarak mesaj atıyor değil evet, mi? Evet mesaj alıyor. Ee, mesela bu tarzdaki insanları ifşa edeceksin. Ben Korkuyor, böyle bir mesela... olay yaşadım. Yaşadığım olayı anlattığımda bir grup erkek bunlar evet. karşı cinsten evet. şu hesaplardaki insanlar benden evet. tam tersi video istedi diye bak göreceksin. O gizliden, diyenden mesaj atmaya benzemiyor. Seni dava edeceğim dediğim Bir kişi sosyal medya hesaplarını çökerteceğim diye te tehdit ediyor. Hı -hı. Esra Hanım ters cevap verdiklerim beni tehdit ediyorlar. Ben yani hani Aslında cevap vermeyeceksin. Eee aslında yorumlarda buldum. Alenen, birebir, biz bu kanı, kadını çok iyi tanıyoruz, Anlatma, anlatılmaz, yaşanılır denilen bir kişiydi. Çok ağırma gitti. Ben Şikayet dedim ki direkt yayına bağlan. ispat et diyeceksin. Aynen, yayına bağlan dedim. Neyse ispat et, ben sana orada cevap vermeye hazırım. Ee, morlukları kısaca açıklamak istiyorum. Tabii şimdi İnsanım. Mahmut Bey geliyor mu bu arada? Mahmut gelmiyor. E, Mahmut Bey niye gelmiyor? Söz hakkını cevap hakkını senin kullanma sırandı. Bir türlü Hı -hı. oraya denk olamadı. Aynen. Kızı geldi o oldu. Bilmiyorum evet. gelmiyor. Ben bir an önce boşanmak mı istiyorum diyor. Ha boşanmayı düşünmüyorum demiş. Ekip arkadaşlarımın aktaracağı. Mahmut mu demiş? Evet. Ben size söylemiştim. Ee, ben aslında ilk buraya başvuru sebebim şuydu Esra Hanım. Benim eşim rahatsız olduğunu düşünüyorum yardım edin. <laughs> demekti. Sonra bana bu ekranda bu kadar saldırdığında gururuma yediremedim. Anlatabiliyor muyum? Ee, ama e, ben trombosit e, düşüklüğü var Sen bende. Sen buraya programı ilk çıktığın dakikada, yani eşim böyle bir şey inanıyor, onun bir ruhsal sıkıntısı var. Yardım edin, Evet. biz evliliğimizi kurtaralım demek için mi geldin? Diyecektim, gururuma yediremedim. Onu o, o, o telefonda ve ekranda burada, e, te, telefonda canlı yayına bağlandığında akşamında bizim bir ortak arkadaşımız onunla görüşen Mahmut Bey çok perişan bir vaziyetteydi, pişmandı. Ama ekrana çıktığında şok oldum. Arkadaşım bana dedi ki, Sibel dedi ekranı çıktığında Mahmut'u rencide etme, Mahmut çok kötü. Ben buraya çıktım, Mahmut karşımda yine bir canavar gibi çıktı benim karşıma. Mahmut böyledir ki yıllardır Mahmut bana bunu yapıyor. Hani şu suçlamaları yapmadı. Ama mesela çok ağırdır dili. Hep hakaret eder. Ee, benim abilerim mesela defalarca Mahmut'la... Ben Mahmut'un arkasında çok sağlam durduğum için abilerim çok mücadele etti. Abilerimden defalarca Hep hani özür dileyip söz vermişliği git, vardır. Git gelin e olağret etmiş Bir, bir gün harı enerjisi çok yüksek. Diğer gün herkes birbirini tüketmiş bitirmiş. Evet. Ateş de böyle biliyor musun? Bak ateş ısıtır da... Hanım e, yıllarca yurt dışına gitti. İki tane kız çocuğu onlar bana Allah'ın emaneti olarak ben baktım. Bir gün telefonum çaldığında Mahmut Bey bana kızların çocuklarını sormazdı. Kimi soruyordu? Bütün derdi bendim onun. Gecesi, gündüzü, nefesi, yemesi, içmesi... Her şey bunu... Peki bu ekrandaki adamı, şahit. senin karşındaki adamı tanıyor musun? Bunu tanımıyorum ben. Bunu tanımıyorum. Benim kocam... ben Ben şunu söyleyebilirim. Benim kocam yaralı... Ama beni çok seven bir adamdı. Yaralıydı. çok derin yaraları vardı. Dediğim Ama gibi. Ama çok ağır bir şey değil mi? Bir video çıkartıyor karşına. En sonunda işte şu diyor bir ki, yıl öncesine bu kadar. Diyor ki bu bak, videoyu hazırlıyor, karşına koyuyor, seni sana izlettiriyor. Evet. Oradaki her kareyi şey, screenshot alıyor. Evet. Tek tek sana gösteriyor. İşte ve o diyor bir yıl ki, öncesine kadar. Sen bu kadınsın diyor. Evet. Şu son bir yıl Esra Hanım kabus bakın benim halime. Ben e, sosyal hizmetlerin kapısında hani psikolog, benim maddi gücüm olmadığı için... ...psikolog yardımı, <laughs> psikiyatri tedavisi, ben ilaç çalışmak zorunda olduğum için... ...ilaç kullanmak istemedim. Ben bir yıl, son bir yılımı bana cehennem etti ve ben gecemi gündüzümü yani... ...hani bu adam bana bunu nasıl yapıyor? Zaten hani ona yakıştıramadığım için bu kadar çok mücadele ettim. Peki ama programa ilk hangi gün çıktın? Sen Salı günü mü çıktın? Pazartesi, Salı çıktın geçen hafta. Evet. Yine Mahmut'la bir arada olabilmek için hani benden, e, bana yardım et çağrısında bulunacaktın. Bu ne demek oluyor musun? Biliyor musun? Ya yani bir hafta öncesine kadar hala ilişkinizle ilgili bir sanki umut taşıyordun. Taşıyordum çünkü söylediğim gibi Esen aralığın 16'sında 13'de Salihli deydi Mahmut Bey. Eee 14'ünde benim Yanıma geldi yani ben zorla çağırmadım. Söylediği gibi de olmadı. Onun söylediği gibi de olmadı. Ben onu Bursa'ya geri döndü diye biliyordum. Damadı getirip benim kapıma bıraktı. E ee, 14 Aralık 2022'de evet, senin yanına ee, geldi. Siz beraber kaldınız. Evet, evet. Hatta o gece bana ne verdiyse ben kendimde değildim diyorum. Aynen dedi. şoktayım. Evet. Kızım ağlıyor biliyor musunuz? Esra abla Esra abla beni dinlesin diyor. Anne diyor onun yediğinden onun içtiğinden ben de yiyip içtim diyor. Niye orada öyle söylüyor diyor. Nazlı ağlıyor. Diyor ki Esra hanım bari konuşsun benimle diyor. Yaşın küçük bağlamıyorlar anneciğim dedim. Ben de ben de yedim diyor. Babam niye öyle söylüyor? Babam diyor biliyor musunuz Esra hanım hala Babam neden bize bunu yapıyor diyor Nazlı hala. Çünkü Sence çok şaşkınız biz de. Mısınız, niye boşanmaktan vazgeçti? Videodaki kişinin karısı olmadığına olan inancımı arttı? Bu hafta sonu onun fikrini değiştiren bir olay mı oldu? Pınar duyuyor musunuz beni? Kim yanında? Interkom'dan benim söylediğimi duydu mu? Duydu. Bunun cevabını merak ediyorum. Evet. Mahmut zaten adının Mahmut olduğu gibi biliyor benim ona yanlış yapmayacağım Esra Hanım. Bana bunu neden yaptığını ben çok merak ediyorum. İşte bu bu noktada hani ben tedavi amaçlı, e, tedavi olsun istedim. Gerçekten Mahmut rahatsız. Mahmut adı gibi biliyor. Bakın ben size yine söylüyorum. E, yıllar içerisinde bunu, bunu bizi tanıyan bütün herkes şahit. Şimdi e, ilişkilerle ilgili bu bir kitapta okumuştum çok hoşuma gitmişti. Mesela Ateş seni ısıtır da sıcaklık da verir ama bir tarafta yakıp yıkar, evet. yok eder. Aynen. Su mesela içtiğinde susuzluğunu giderir ama diğer tarafta seni boğar. İlişkiler de böyle. Bazen o karşılıklı sevgi dediğimiz ya da aşk dediğimiz duygu bizi besler, büyütür, karşılıklı geliştirir, huzur da verebilir. Bazen en büyük travmamız da olabilir. Sonumuz da olabilir. Birbirimizi yok edebiliriz. Her şeyi nasıl kullandığımız, e, nasıl yönettiğimizle alakalı. Sen artık asla karışma. Her insanın kendine hayatı, kendine özgür bir ki. ilişkisi. Ama bu ilişkide artık boğulduğunu, yok edildiğini, evet. travmalar yaşadığının evet. farkında değil misin? Farkındayım. O mi? onun yarası. Şuna... O onun hastalığı. Evet. Sen tabii ki bir insan olarak elinden geleni yapabilir yaparsın ama o bunu istemediği sürece Aynen. o insan için hiçbir şey yapamaz. Şöyle bir şeydi Esra Hanım, e, e, bazı seyircilerin tespiti doğru ben çok asi dediğim dedik, özgür ruhlu bir insandım. Hani ben bir şey yapacağım diyorsam yapıyordum. Mahmut Bey bana sabretmeyi bilmezdi mesela sabır, işte itaat. Ben, ben, ben ondan izinsiz komşuma kahve içmeye gitmezdim. Bana korkuyu öğretti. Ben korkak bir insan oldum. Ben korkuyorum. Çünkü benim Mahmut'un bana bir şey söylemesi için... ...benim bir kabahat işlememe gerek yok. Kurar ve söyler. Ben kalırım. Bu seninle alakalı mı? Hayır, onunla alakalı. İşte bu yüzden bağıra bağıra e, bu ilişki bitmek zorunda. Ya da Mahmut Bey... ...ben, e, ben e, rahatsızım, Gideceğiz, destek tedavi. almak istiyorum demek zorunda. Gitti, iyi bir tedaviye başladı. Düzenli kontrollerini yapıyor. ilaçlarını kullanıyor... Ve iyileşme var. Evet. Mahmut'un senin hayatında hala bir şansı var mı? Buna cevap veremem. Bilmiyorum. Peki. Ama biraz önce anlattıklarından yola çıkarak hani ben mesela şöyle bir cevap aldım. Hal, hani o zaman bir şansı olabilir. Evet, yani öyle, öyle Esra Hanım. Evet. Siz ee, ...ateşle barut gibisiniz yan yana. Evet. Yani bu ilişki sizin duygularınızı, e, hislerinizi, enerjinizi, her şeyi ee, yok etmeye programlı yani Hı. birbirinizi tüketmeye programlı gibisiniz bu benim karşı yani bu benim kendi kişisel düşüncem seninle alakalı değil sadece hani gördüğüm ve gözlemlediğim o ya da tüm bunlardan sonra en sevdiğin insan bile olsa senin kendine olan öz saygına dokundu ya evet sana saygısızlık yaptı evet Mesela bunları unutabilir misin unutamam Esra Hanım ee, şu anda e, söylediğim gibi ben zaten son bir yıldır çok ağır baskı altındayım ve ben işte gerçekten sağlıklı hiçbir şey düşünemiyorum. Ben size ilk geldiğimde Esra Hanım onu benim hafızamdan alın diye yalvardığımda buydu. Buydu. Mahmut bana her şeyi yapıyor. Ben bitiyorum yerlere yapışıyorum. O benim kapıma gelip geri boynunu büktüğünde ben ona kıyamıyorum. Bak ben bundan kurtulmak istiyorum. Ben ben sizden yardım istememin sebebi buydu. Ben sana bir şey benim elimde bir sihirli değnek yok ki böyle koyayım Sibel'in. Hani o gün söylemiştim ya o. Oh. Bunu kim isterse yapabilir. <laughs> Mahmut'tan ayrılmak, onu unutmak, onu hayatından silmek, kendine olan saygısını geri kazanmak, tekrar eski o güçlü. Ne derler? Daha otoriter, kendi kurallarını evet. koyan, kendi ilkelerinden vazgeçmeyen sibele kim dö döndürebilir seni? Ben, ben döndüremem. Ben. Ee, ben. Belki çok uzun süreli bir terapi sürecinden sonra sen bunu istersen yapabilirsin. Ben yapabilirim. Bunu sadece kim yapabilir? Ben yapabilirim. Sen yapabilirsin. Evet. Her şey seninle başlayıp seninle evet. bitiyor. Ben yapabilirim. Şimdi geldi mi Mahmut Bey'den? Yüzünü yıkayıp geliyor Mahmut derken boşanmak için. Bunu aldı ve terledi ha ben de Mahmut ah. Bey boşanmak için dünyamı başıma yıktı yani şu anda niye gelmiyor ki? Neden? Neden burada yok yani? Benim onu ben onunla anlaşmalı boşanmayı kabul edeceğim. Tek bir sorunun cevabını istiyorum. Tek bir sorunun. Bunlara gerek yoktu. Ben gururlu bir kadındım. Bana ben seni sevmiyorum artık Sibel benim sana alakam bitti deseydi ben bu işi bitirirdim. Peki niye böyle bir yöntem seçmeyip daha ben, büyük bir komplo teorisi, teorisiyle geliyor senin bir parça karşına arsa bir video var sanırım çıkartıyor. ona göz dikti Esra Hanım çocuklarımın nafakasıyla. Siz niye bitiremiyorsunuz hanımefendi esas ben, soru bu. Ben mi? Davacı ben... beyefendi, siz niye bitiremiyorsunuz? <laughs> şu, Esas soru bu ve bunu kendinize sormanız lazım. Hülya Hanım, e, söylediğim gibi bakın şu anda hiç iyi değilim. Ben zaten bugüne kadar savaşmamın sebebi çok güvendiğim, e, çok inandığım, çok yanında mutlu olduğum bir adam vardı. Hani acaba hasta mı, acaba şundan mı, acaba bundan mı derken ben bugüne geldim. Sanıyorsunuz ya ilişkiyi dışarıdan bakıyorsunuz, kendinizce yorumluyorsunuz. Evet. Ama beyefendi dava dilekçesini kendisi yazmış ve size evet. diyor ki, 4 Ocak 2020 tarihinden itibaren eşimden şüpheleniyorum. Evet. Ve Esra Oda programına Ekim'de müracaat ediyor. Benim eşimin 5 tane videosu var diye. Evet. Programa çıkamıyor. Çıkamadığı için de bir ay sonra dava açıyor. Sizden boşanmayı istiyor. Evet. Aldattı eşim demiyor. Sizin özel hayatınızla ilgili görüntülerden bahsediyor. Evet. Bunları boşanma sebebi olarak sürmüş. Ve bir de Buradan bir gelir varsa ki ben bunu kendisine yüz yüze geldiğini sormak istiyorum. Evet. Eşinizin böyle bir videoları varsa ve buradan bir kazanç elde ediyorsa katılma alacağı da talep ediyor. Sizin evet. edindiğiniz malda katılma alacağı Aynen. talep ediyor. Aynen. Evet, öyle söylüyor. Ee, bunları yap yani bu yanı şu demek? Sıra, Sibel bugüne kadar çekmiş olduğu bu videolardan ciddi bir gelir elde etti. Ben bu gelire talibim. Evet yüzde ellisini istiyorum. Bunların yanı sıra defalarca özür dileyip elime ayağıma tapu, kapanması var ya bu mesajları var. Ben ben doktora gitmek istiyorum ben tedavim bunların bunlar var Hülya Hanım. Sadece hani, bir şey, bir de çok özür dilerim. E, gömleğinizin önünü kapatmanızı rica edeceğim. Çünkü orada bir marka yazıyor. Ya orayı bantlayacak ekip arkadaşlarım bazı büyük markalarda kimse de koşa koşa gidip almayacaktı onu da. <laughs> ben önlemimi alayım. Buyurun oturun. Suyunuzu da alın. Biraz yaklaşabilirsiniz böyle. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen soruyorum. Boşanmaktan vaz mı geçtiniz? 15 dakika önce geldi. Araziyi dedi kabul ediyorum. Nafaka istedi istemiyorum. Ben de kabul ettim. Boşanacağız dedi. Sonra ne olduysa program başladı. Boşanmaktan benim vazgeçtiğimi söylüyor. Ben kimseye... Ben boşanmak için buraya geldim ya. Bu rezilliği onun için çekiyorum ben burada. Cümle alemin önünde onun için çekiyorum ben burada. Artık ben kurtulmak istiyorum. Boşanmadaki Olu, esranım, şartınız nedir sizin? Esra Hanım, olacaksa, boşanacaksak, boşan, boşanmayacaksak... ...hani bunun bir neticesi olsun artık ben de bileyim. Sizin boşanmadaki tek şartınız nedir? Araziyi alı, alsın, nafaka istemesin. Ya da araziyi versin, nafakayı Ayazine. vereyim. Arazi ne? Kimin arazisi? Orada Arsası. Bir... Hangi parayla Or alındı? Orada. Hangi para ya? Hangi, Hangi parayla para? alındı? Ya 30 Hangi bin lira. Arsa kime ait? Basit bir şey. 30 bin lira para. Bana... 30 bin lira para. 5 yılda bitmedi mi ya? Doğru mu bu para? Arsayı 35 bin liraya aldık. Hangi 35 fotoğrafı be? var. 50 bin lira. 50 bin lira. Ne, ne? 35'i? Kredisini ödüyorum hala. Abinin üstüne çektiğin krediyi söylesene. hala ödüyorum. Bankaya Burada bir tek rezalet var. O da sen. Sadece Bakın. şunu merak edeyim. Arsa buna ait, sen bu boşanmada bu Arsa'yı istiyorsun. Boşanmadaki tek şartın bu mu? Arsa ona ben aldım. Evlilik Hangi içinde alınan aldın? bir şey. Hangi parayla aldın? Ne diyorsun sen Hangi be? Hangi parayla aldın? Bana bir söylesene. Kaç para kazandın ha? Ne? 250 euro gönderiyordun, 4,5 liraydı. Euronun şeyi, tanesi, teki, bir tanesi. Esra Hanım, bakın... parayla aldın? <laughs> e, Benim esranım. buna kanıtım var. Bunun tartışmasını ben seninle yapmayacağım. Tamam, ben sana arsayı vereceğim. Bana şunun cevabını ver. Ben sana dedim ki, bana karşı sevgin, saygın bittiyse tamam, biter. O videodaki Ama ben bana, miyim diye sor. Tek soru o. Bana bu, bu, bu iftiraları, bana neden tamam, yaptığını Tamam Esra o videodaki sandım, o senin olsun lan. Benim sana sadakam olsun. O asla sorsun, ben sormam. Asla benim sana sadakam olsun. Ama benim namusumla niye oynadın? Onun cevabını ver. Oturun lütfen. Yani benim yaklaşmayın. Benim namusumla niye oynadın? Onun cevabını ver. Asla sana benim sadakam olsun. Tamam mı? Sen zaten ona faka ve asla için yapıyorsun bunları bana. Videodaki asla ben miyim diye sor. O videodaki ben miyim diye sorar mısın? Kim? Videodaki kim? Sen değilsin. Tamam. Peki. Sen değilsin. Evde ben seni aldattım mı? Orhan gazden arayanları niye bağlamıyorsunuz? Kapıcı Yavuz'a beni soruyorlardı. Yabancı uyruklu bir adam Kapıcı Yavuz'a beni soruyordu. Çıksın bağlansın. Benden korkuyorlar mı ya? Sen bana bunları niye yaptın? Yaklaşmayın lütfen. Sen bana bunları niye yaptın? Arsa benim sana sadakam olsun. Çok uğraştım seninle. Çok çabaladım. Esra Protokol. Bey tek bir soru soracağım Proto, size. Proto, bak, videodaki Cuma sen günü. değilsin açıklamanızı. Proto, lütfen. Videodaki sen değilsin açıklamanızı cevap neye göre veriyorsunuz? Cevap Tabii, vereceğim. Buyurun. Cuma günü program bittikten sonra ben size sordum. Esra Hanım dedim. Biz ne olacağız dedim. Siz dediniz ki pazartesi günü protokol yapılacak. Ben Sus. cevap ver Sizin işiniz bir çek gidecek. Mahmut Bey Bak, siz buraya gelen ver, bir saniye. Diğer kişilerden boşanmaya gelen ya da bu konuyla başvuran diğer kişilerden farklı değilsiniz. Bir süreç var. O süre içerisinde herkes Sorun neyse sorunun Benim neticesinde sorularım. biz ona yardımcı oluyoruz. Ama olacak mısınız? Bu olacak konudaki, mısınız Esra Hanım? Ben bunun Bak, sözünü tamam. size verdim. Sizin Fakat tek tamam. bir Adım şartla. He, siz Sibel Hanım'la oturup konuşup el sıkışıp bir aynı şekilde uzlaştığınızda yan yana o mahkemeye gidebilmeniz ve çıkabilmeniz lazım. Siz bana yardımcı olacak mısınız bu konuda? Soru aslında. tersten soralım. Esra benim Hanım, size yardımcı olmam konusunda siz uzlaşabilecek seni. misiniz? Sibel Hanım'a da soruyorum, es sana da Esra soruyorum. Hanım, az önce o şekilde geldi. Tek şartım var, sorularıma cevap verecek Esra Hanım. Bir ya yayın lütfen, daha şurada sorularıma yeter, cevap verecek. Ben vercek. yıllardır Bir bu sesi heptim Beni bu kadar neden karaladın Mahmut? Sen benim lan. ben senin için ölürdüm sen bunu biliyordun. Susturacak ha? mısınız gideyim mi? Neden yaptın? Hüseyin bununla konuşsun. geçen gün o sizi dinledi. Sor Niye? Siz onu ya dinleyemediniz ya. çünkü... Benim hasta olduğumu sen de biliyorsun. Bak ben buralarıma vura vura benim buralarım yine çürük. Açayım mı burada? Ya, ya bak ne bakacağım he? senin yüzüne bak ya? Bakılacak yerim mi var senin Sibel? Yaklaşmayın Ölüyor lütfen. Bölüyordun ya üç güne kadar. Ya Sibel. Allah'a can vermeyecek misin sen? Bir çık git Allah'ını seversen ya. Sen Allah'a can vermeyecek misin? Böyle bir, bir rezillik olabilir. Kışırıplı ben konuştum. bu sesi yıllardır bu şekilde çekiyorum. Bakın beni dün evvelsi gün. O video çıkmasaydı Mahmut bakın Bey. Bakın beni dün evvelsi gün komşularım Sart'taki komşularım aradı. O zaman aradı. diyecektin ki. Hı. Sart'taki Sart, komşularım evet. aradı. Dedi ki kardeşim bak isim vermeyeceğim. Ver ver. D isim dört, beş kişi ben. aradı beni. Evet. Oradaki esnaf da aradı. Komşularım Hı -hı. da aradı. Evet. Dedi ki sen dedi haklısın. Biz dedi bunlara şahitiz. Hangi konuda haklıymışsın? Niye bağlanmıyorlar? Yahu bu yaşadığımız bir video konusunda bak, şimdi video, video alakalı, Alak, alakalı kampanyasına değil. devam ediyor. Bağlayın Sibel şimdi. tek tek soruları soruyorum. Komşular diyor ki Mahmut sen haklısın. Hangi konuda haklısın sen sürekli tek tek? Sürekli bu şekilde o zaman. olmayan bir şeyden sürekli bir sorun evin içinde bak, aynı bu şekilde. Bak o zaman diyecektin şekilde. ki deli diyecektin. Lütfen yapma. Lütfen yapma. Deli diyecektin. Deli diyecektin deli. Ya. O Sibel Allah, Hanım, Sibel Hanım ederim. rica ediyorum. Mahmut Bey, sizin ilişkinin ...yüksek ses, anlaşamama, uzlaşamama, kavga etme, karşılıklı hakaret etmeden dolayı bir sorun yok. Sizin evliliğinizdeki sorun, sizin bu videoyu karınıza gösterip bu sensin demenizle başlıyor. Esra Hanım, bakın... Bütün kavgalar bundan ben sonra anım, mı çıktı? Bakın. Lütfen, bak yani, dinleyin. Bu ka bütün bakın, kavgalar aklım, bundan bak. sonra mı çıktı? Tamam, bakın benim aklım yerinde. Gayet de sağlıklıyım.